Merhaba, mutfağıma hoş geldin. Bugün sana benim çok sevdiğim bir tatlıyı yapacağım. Muzlu çilekli magnolia. Tatlıyı glutensiz yapabilmek için buğday nişastası yerine kara buğday unu ile pirinç unu kullanacağım. Tatlandırmak için ise hurma özü ve bal. Krema yerine ise sade yağ ile labne peyniri kullanacağım. Tabii ki güzel koku vermesi için de vanilya ekstratı ekleyeceğim. Tatlının yapımı iki aşamalı. Lezzetli bisküvisini yapabilmek için glutensiz yulaf ezmesiyle bademi rondodan geçirip sade yağda kavuracağım. İki kat bisküvinin arasında muhallebi, muhallebinin içinde de muz ve çilek olacak. 4 yemek kaşığı glutensiz yulaf ezmesi ve 1 avuç bademi doğrayıcıdan geçiriyorum. Bir yemek kaşığı sade yağda hazırladığım karışımı kavuracağım. Rengi dönüp kokusu yayılınca kavurma işlemi bitti demektir. Altını kapatınca yarım tatlı kaşığı bal, 2-3 damla da vanilya ekstratı ekliyorum. Karışımın soğumasını beklerken muhallebi yapımına geçelim. Muhallebi yapmak için 2 su bardağı keçi sütüne 2 yemek kaşığı kara buğday unu ve 1 yemek kaşığı pirinç unu ekliyorum. Kıvamı koyulaşınca bir yemek kaşığı labne peynir ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Altını kapattım. Şimdi sırasıyla bir yemek kaşığı sade yağ, 2 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı hurma özü ve 2-3 damla vanilya ekstrası ekliyorum. Thank you.
hazır. Şimdi süslemek için birkaç parça muz ve çileği doğrayacağım. Sadece süsleme kısmına kaldı. Süslemek için muhallebinin biraz daha alınmasını bekliyorum. O sırada her zamanki gibi sana bir kitap tavsiyesinde bulunacağım. Niçin ağlıyorsun? Ağlama. Yalnız gelir, yalnız gideriz. Bunu bil, bunu düşün ve ağlama. İnsan hep yalnızdır. Yanında onu seven biri olsa bile. Benim hayran olduğum yazar Şebnem İşigüzel'in harika romanı Ağaçtaki Kız. Mutlaka oku. Senin hayatına da dokunacak. Muhallebi ılındı. Şimdi hazırladığım bisküviden bir kaşık servis bardağının alt kısmına koyuyorum. Üstüne bir kepçe muhallebi. Arayı çilek ve muzlarla süslüyorum. Şekersiz magnolia tatlısı hazır. Afiyetle yemen dileğiyle. Görüşmek üzere.